fucking rest in peace. Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle kanalıma halen abone olmayanlar abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hemen hızlıca piyasa analizi yapacağız arkadaşlar. İlk sıralardaki coin'lere bir göz atacağız ve ardından sizin kripto alım satım yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor onları söyleyeceğim. Yeni başlayanlar için kesinlikle arkadaşlar söyleyeceğim şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda Bitcoin arkadaşlar altcoin'lere endeksi olarak orta seviyede durmakta ve altcoin'lerin hareketlenmesine sebebiyet veriyor. Bu bizim için iyi bir durum oluyor. Gördüğünüz gibi Ethereum, Binance Coin, Dogecoin gibi şeyler Cardano'da arkadaşlar. XRP gibi coin'ler şu anda, hatta XRP'de kanalımızda mevcut. XRP'de şu anda bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Kesinlikle zaten bu dava sonuçlanınca olumlu muhtemelen sonuçlanacak. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla arkadaşlar bu coin 6 doları dahi görebilir ve bu sizi çok ciddi anlamda 6 kat katlayabilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ve harici şöyle XRP'yi açayım. XLM'i vermiştik arkadaşlar. Bu da ciddi anlamda şu anda fiyatlanmaya başladı. Bir de Bitcoin vermiştik arkadaşlar. O da güzel şekilde halen devam etmekte. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlanmaya başladı. Dün çok ciddi anlamda bir çöküş olmuştu ve kesinlikle ne dedim, panik satışları gerçekleştirmeyin, yüksek sermayenizi eritirsiniz. Muhtemelen bu coin güzel bir yükseliş yapacak ve kazançlar sağlayabilecektir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar, tekrardan hatırlatıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bir atak yapmaya başladı. Umarım bu atak kısa sürede rally'ye döner ve yatırımcılar korkmadan yapar. Tekrar yatırımcıların şu anda beklediği sonuç arkadaşlar dava sonucudur. Ama muhtemelen dava sonucu da olumlu şekilde geçeceğinden dolayı bu coin yükselişe geçecektir. Çünkü bir önceki davayı olumlu şekilde karşıladı ve problem olmadı. Bu coin de gördüğünüz gibi şu anda yükselişe geçti ve size muhakkak olumlu sonuçlar verdiğimiz oranın şu anda üstünde ve olumlu sonuçlar kazandıracaktır arkadaşlar. Bitcoin ne durumda, ona bakalım hemen. Şuradan bakalım ne durumdaymış şu anda. Evet, şu anda tabi o gün verdiğimize göre bir tık aşağıda da olsa arkadaşlar toparlanma seviyelerini görüyor. Çünkü Bitcoin'in mesela örnek veriyorum yükselişte en son maksimum arzı görüyorsunuz arkadaşlar. 0.2965, bir maksimum arzı var arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi çok yüksek derecede, hatta burayı 2020'de yapmış ve harici zaten gördüğünüz gibi burada daha farklı başlangıç, işte daha yüksek şekilde 29.65 arkadaşlar daha yükseğe doğru gördüğünüz gibi gidecektir ve bu coin de tahminimce örnek verin şu anda 3 diyelim ki burası 3 olduğunu düşünün, 3x 4x yapabilecek düzeye gelebilir arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama şu anda bu da rally'yi görmedi, bu da görmedi ve XRP de rally'yi görmedi ve XRP bu durum, bunların içerisinde en kolay şekilde rally'yi görebilecek bir coin arkadaşlar. Daha sonra aşağı doğru baktığımız zaman yeni çıkan bir coin var. Bu coin arkadaşlar Dogecoin'e benzer bir coin. Çok yüksek derecede bir rally mümkün oldu, buna geldi. Ve her yükselişin arkadaşlar bir inişi vardır. Bunu muhakkak unutmayın. Bu kadar hızlı yükselen bir coin tehlikelidir arkadaşlar. Buna kesinlikle stopla yaklaşmanız gerekiyor. Bakın şuradan mesela çıkış yapmış, buraya gelmiş ve buradan sonra arkadaşlar Binance Coin'e girdikten sonra çok ciddi anlamda fiyatlanma yaparak tekrar inişli çıkışlı bir döngü haline geldi. Arkadaşlar bunu eğer ki illaki alacaksanız stoplu ilerleyin. Çok riskli durumlara girmeyin. Yine söylüyorum, çünkü her an ne olacağı belli olmayacaktır bu coin için. Hızlı çıkan hızlı düşer arkadaşlar. Sizin dikkat etmeniz gereken şudur. Diyelim ki bir coin'i alacaksınız ve bu coin'de nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Mesela örnek veriyorum şunlara,
Diyelim ki grafik analizi Binance'da da aynıdır. Market Cap'ten bakıyorum ben şimdi. Binance'da da aynı arkadaşlar. Şu durum önemlidir. Bakın aynı seviye üzerinden görüyorsunuz inmiş ve aynı seviye üzerinden gelmiş. Ve bunun önceki durumlarına baktığınız zaman da arkadaşlar bakın bir yükselişi var. İniş var ve bu yükselişin ardından inişin ardından tekrar bir yükseliş sezgilecektir muhakkak. O yüzden siz bunları bu işlemi yaparken bu durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar tekrar şuraya doğru çekeyim. Şimdi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama alınabilecek bir düzeyde mi dersiniz? Tabii mesela şeyde bunu alırken XLM'i alırken stoplu ilerlemeniz gerekiyor. Tamam bir çıkış var ama buradan ani bir yükselişte gösterebildiğinden dolayı stoplu ilerlemeniz en doğrusudur arkadaşlar. Hiçbir şekilde hızlı şekilde yemeyeceksiniz. Yani sermayeyi eritmemek için hızlı bir şekilde arkadaşlar alım satımı gerçekleştirmeyeceksiniz. Önemli olan bu. Tepeden almayacaksınız. Ve Bitcoin nasıl yükseldiyse aynı şekilde iner arkadaşlar. İnerken de korkup panik satışı yapmayacaksınız. Burada kazanan arkadaşlar sakin olanlardır. Bitcoin'de kazanmak istiyorsanız sakin olmanız gerekiyor. Kazandıktan sonra sakin olduktan sonra her coin'i kazanırsanız satmadıkça arkadaşlar sizde her zaman kar payı gösterir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.